Günler süren acılı bekleyişin ardından ne yazık ki Yasin'in cansız bedenine ulaşıldı. Yasin'in yakınları gözyaşı döküyor ve ağıtlar yakıyor. Tabii gözyaşları sadece burada değil, Türkiye'nin dört bir yanında dökülüyor. Çünkü Yasin tüm Türkiye'nin evladı olmuştu ve ondan gelecek güzel bir haber dört gözle bekleniyordu. Ama maalesef korkulan çoktan olmuştu. 9 yaşındaki Yasin, daha kaybolduğu gün bu köyde katledildi. Yani küçücük bir beden bu mezara giriyor ve çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Dayana bak. Ona da başın sağ olsun demek lazım mı? Ona başka bir şey demek lazım da. Şurada bir tane gerçek, bir tane samimi gözyaşı var mı? Var da ben mi görmüyorum? Allah aşkına söyleyeyim bana. Yok baba, yok. Burada bir tane gerçek var. Onu da görmüyorlar işte. Şurayı gördünüz mü? Yok. Mezar mı bunlar? Sanki. Ama gelişi güzel görmüşler. Taş yok. Hiçbir şey yok başlarında. Nasıl ya? Kaç tane peki? 2 ya da 3. Bakmak lazım. İnanın bizler için de çok zor bir yayın bu. Gerçek anlamıyla sözün bittiği yerdeyiz şu anda. Hepimizin başı sağ olsun. Gözyaşları eşliğinde, dualar eşliğinde Yasin sonsuzluğa uğurlanıyor. Kardeşim, Yasin'im, sana nasıl kıydılar kardeşim, nasıl? Ankara'daki abi. Büyük abisi Aslan. Yasin'in arkasından bir bu adam üzülmüştür. Aslan abisinin Aslan kardeşi. Senin ne işin var toprakta? Hadi anlat bana Seher. Yasin'e neler olduğunu, köydeki diğer kızlara ne olduğunu, Yavuz'un yıllarca nasıl istismara uğradığını anlat. O dediklerini bilmem. Ne biliyorsam anlattım ben. Öyle mi? O gün Yasin kaybolduğunda uyuyorum demiştin değil mi? Evet. Sana inanıyorum. Başka bir şey soracağım ama. Bana doğruyu söyle. Kaç yıldır uyuyorsun Seher? Neyin uykusu bu? Nasıl? Ben anlatayım sana nasıl. Sermet'in ilk kızı intihar etmiş. Sen de bilirsin, ben de bilirim o intiharın nasıl olduğunu. Kızın eline bir ip verirsin, as kendini dersin. Ya sen asacaksın kendini ya da küçük kardeşin seni vuracak. O zavallı kız küçük kardeşini korumak için kendini asar. Kaldır kafanı, yüzüme bak. Gelelim Nergis'e. Rahmetli kızına. Güya merdivenden düşmüş, ölmüş. Seher. Yasin. Nergis. İki evladın. Bu çocuklar hiç olmamış gibi. Sanki sen onları hiç doğurmamışsın gibi mi davranacaksın? Bu mu senin anneliğin? Ben evlatlarımı canımdan çok... Bana masal anlatma! Mezarlarına taş koymamışsınız ya! Hepsini açıp bakmak lazım. Kim bilir kaç tanesini üst üste gömdünüz. Benim diyecek başka bir şeyim yok. Biliyor musun? Benim de yok. Thank you.
Selin, iyi misin? Bilmiyorum müdürüm. Bilmiyorum. Peki ben sana bildiğim bir şey söyleyeyim mi? Senin ufaklık çok şanslı. Senin gibi bir annesi olacağı için. O kadar lafı taşa söylesem dile gelirdi, yemin ederim. Amcası, yengesi, kuzeni, yeğeni, annesi, babası, kardeşi, say say bitmez. Biter biter. 12 kişi. İçerideki Sermet'le Yıldırım da say, 14. Bir kişi mi bilmez, bilip de söylemez. Yahu yalan dolan olsa razıyım diyorum ama öyle duvar gibi duruyorlar insanın karşısında Rıza baba. Delireceğim. Adli tıbbın sonucunu var daha değil mi? En az 15 gün. Çok. Sizce o zamana kadar unutulur mu peki? Yasin'i unutur mu insanlar? Bu gözaltındakiler, tutuklular falan ne olur? Bakanlık haricinde davaya müdahil olmak için Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Derneklerinden de yoğun talep var. Küçük Yasin'in anısına sahip çıkmak için sivil toplumda elinden geleni yapıyor diyebiliriz. Açıklama yapacak mısınız müdürüm? Şahıslar cinayetten delil karartmaya kadar birçok farklı suçla yargılanacaklar. Neler söyleyeceksiniz? Arkadaşlar, bütün gelişmeleri siz de bizimle birlikte gün gün takip ettiniz. Biz görevimizi tamamlayıp elde ettiklerimizi savcılıkla paylaştık. Artık hepimiz yargılama sürecini bekleyeceğiz. Rıza müdürümüze de sorabilir miyiz? O kadar tutuklamaya rağmen katilin hala belli olmaması hakkında düşünceleriniz nelerdir müdürüm? Bu işte bir tuhaflık yok mu sizce de? Var. Haklısın Deniz. Çok haklısın. Peki. Yargılama sürecek elbette. Ama en azından sizin yorumunuzu alsak, bu kadar tecrübeli bir isim olarak... Bizim işimiz pek yorum kaldırmaz ama siz yabancı değilsiniz. Yıllar önce bir büyüğümün bir sözü vardı. O vakitler anlayamamıştım ne demek istediğini. Bugün anladım. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Biz maalesef koruyamadık. Yasin'in bu fotoğrafı 10 günden fazladır masamda. Aklımda. Gözümü kapattım mı gözümün önünde. Sizlerin de öyle. Ekranlarınızda, video ve sosyal medya sayfalarınızda, haber bültenlerinizin baş köşesinde, öyle değil mi? Ama bu hep böyle olmayacak. Yavaş yavaş silinecek bu fotoğraf. Yasin'i artık giderek daha az görecek, daha az konuşacak. En sonunda da unutacağız. Evet, unutulacak. Leyla gibi, narin bir fidan gibi, Gülistan gibi Yasin de unutulacak. Ne zamana kadar? Bu karanlık bir başka çocuğumuzu yutana kadar. O zaman da diyeceğiz ki, bari bu yavrumuzun sonu Yasin gibi olmasın. Yine böyle toplanacağız. Bu sefer memleketin kim bilir hangi köşesinde yine sesler yükselecek. Feryatlar, ağıtlar. Sonrası yine bir avuç toprak. Sonrası yine karanlık. Unutmak dedik. Ve zamanla unutulmak. Bu evlatlara kıyanların tek zırhı da bu. Zaman. Soruşturmada 14 kişi tutuklandı. Hangisi ne kadar yatar? Mesela 1 yıl sonra kaçı hala içeride olur? Biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Bugünden sonra herkes hayatına devam edecek. Herkesin gündemi değişecek.
Yasin'le ilgili haberler, paylaşımlar, videolar artık eskisi kadar izlenmeyecek. Başka konulara, başka hikayelere çevrilecek iştahlı, meraklı gözler. Dikkatleri dağılacak, yorulacak, derdi tasası kendi mücadelesine düşecek insanlar. Nasıl düşmesinler? Ama o soru hala cevaplanamamış olacak. Günlerdir ısrarla sorduğunuz, hepimizin yanıtını aradığı o soru. Katil kim? Boşuna sormayın, bilmiyorum. Ama isterseniz diyelim bana bildiğim yerden sorun. Biz kimiz diye, onlar kim, bu nasıl köy diye sorun. Bu nasıl memleket? Hatta çekinmeyin, gelin yakama yapışıp bağıra çağıra sorun. Bu nasıl karanlık diye. Oturup size sabaha kadar anlatayım. Ama bana katil kim diye sormayın. Çünkü onu biz hariç herkes biliyor. Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşüm derdine.